geçelim saç düzleştirici kürümüze, evet, formülüne. İki uygulama var. İkisi de dıştan. Birincisi bir miktar suyun içine, ki herhalde bu kasedeki su yeterli değil mi hocam? Evet. Birkaç damla sirke damlatıyoruz. Ölçüyü ayarlamak önemli. Fazlası zararlı çünkü. Birkaç damla sirke damlatıyoruz. Temiz saçlara uyguluyoruz. Bir müddet etki ettirdikten sonra o sirkenin kokusu kalmasın diye duruluyoruz. Birinci uygulama bu. İkinci uygulama ise lahana yaprağıyla yaptığımız uygulama. Hocam arzu ederseniz siz de tarif edebilirsiniz. Tabii, yok, buyurun. Evet hocam. 3 adet lahana yaprağı yarım litre suyun içinde 15 dakika kaynatıyoruz. Ilıdıktan sonra süzüyoruz. Saçlarımız temizse direkt uygulayıp 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakikadan sonra duruluyoruz saçlarımızı. Eğer temiz değilse ya yeşil sabunla ya da şampuanla temizleyip ondan sonra uyguluyoruz. Hocam yanlış var mı tarifte? Yok, doğrudur. Yalnız yani bir 10 dakika etki ettirecekler. Bir istisna var mı hocam bu var, saç düzleştirme? Yani boyalı olmamış olacak. Saç boyalıysa olmaz. Çünkü bir, saça geçmiyor değil mi hocam? Tabii. Boyalı olmaması lazım saçın, onu söyleyelim. Evelallah yani 3 uygulamadan sonra saçlarının nasıl düzlendiğini, düz hale geldiğini görecekler. Neden lahana dediğiniz zaman bakın, lahananın içerisinde biraz kimya, yani biraz bilim anlamında, ilim lahana yaprağında. Onun bilimi şöyledir, bugün kimyacılar, dermatologlar bilir, saçın yapısında kükürt vardır, sülfür. Kükürt vardır ve iki kükürt birbirine bağlıdır. O zaman saç kıvırcıklaşır, büker onu. Yani dalga verir. Ama biz ne yapıyoruz? Bu lahanayla içerisindeki etkin maddeden dolayı bu kükürdün kükürde bağlanmasını koparıyoruz. Zinciri kesiyoruz. Evet, o zinciri kopartıyoruz ve saç düz hale geliyor. Bütün olay bu. Kükürdü kükürtle. Saçımızın kıvırcık ya da dalgalı olmasının sebebi kükürt, öyle mi hocam? Evet, kükürt. Oradaki kükürt atomlarının birbirine bağlanması. Mesela bizim saça bakışımız şöyle hocam, dalgalı ya da düz saç. Sizin bir kimyacı olarak bakışınızsa bilimiyle beraber kükürt miktarının azlığı ya da çokluğu. Evet, 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 aynen öyle.